sabaha kadar susmadı bık 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 telefonun. Yani sabaha kadar mesajlaşmak zorunda mısın ya? Hacım, acil bir şey olmasa herhalde mesajlaşmazdım ben de, değil mi? Ya normal zamanda mesajlaş. Yani niye gecenin köründe mesajlaşıyorsun? Senin arkadaşların vampir mi? Aa, çok komiksin Haluk. Hani ne soruyorlar, ne merak ediyorlar onu merak ettim ben de. Yani ne olmuş? Hakikaten merak ettim. Arkadaşın cilt bakımı randevusu mu alamamış? Nedir yani? Hayır, sevgilisinden ayrılmış. Acaba işimden de istifa edip yurt dışına mı yerleşsem diye sordu bana. Sana niye soruyor? Sen onun patronun musun? Gitsin patronuna sorsun. Yok, ben onun arkadaşıyım. Yani tabii ki arkadaşlarım fikre ihtiyacı olduğunda bana soracaklar ya. Benim önerilerime, fikirlerime, düşüncelerime önem veriyorlarsa eğer. Ben arkadaşlarıma yardım etmekten her zaman mutluluk duyarım. Yani senin de bir derdin olursa arayabilirsin. Baba baba baba. Meltem Hanım'a bakın hele. Şimdi de psikologçuluk oynamaya başladı. Beygir mühendisi Hüseyin sizin yerinizde olsaydı bu işi paraya çevirirdi Meltem Hanım. Arkadaşlarıma destek vermek, onlara yardımcı olmak benim için büyük bir zevk Emine'ciğim. Ayrıca 24 saatte kapım açık. Sevgilisinden ayrılmış da ülkeyi mi terk etseymiş ana? Emine, senin işin bitmek üzere galiba. Yavaş yavaş iftar hazırlıklarını yapmaya başlayalım. Tamam Meltem Hanım. Hı. Kalabalık oluruz ha, ona göre yapın hazırlığı. Tabii tabii, sen hiç merak etme. Ben komşulara da haber verdim zaten. Madem iftar veriyoruz, hep beraber olalım, kalabalık olalım. Değil mi? Sen iş yerindekilere de haber ver lütfen. Tamam, tamam. Şimdi tamam. Arar söylerim onlara. Tamam. Emine, sizinkilere de haber ver. Akşam hep beraber olalım. Hüseyin'e ben arar söylerim, gerek yok. Ay yok yok, hiç gerek yok Meltem Hanım. Onlar davulcu oldular. Yani bünyelere alışmadı daha, şirazeleri gaydı. Ama siz merak etmeyin. İkisi birden Ramazan sonuna kadar bu teklifinizi değerlendirirler. Hiç merak etmeyin. Tamam. Ha, güllaç da yapın ha. Aa, Haluk, kesin gelenler güllaç getirir. Biz farklı bir şey yapalım da sofrada zenginlik olsun. Evet, şöyle şerbetli bir tatlı yapalım. Olur. İyi de benim canım güllaç çekti. Haluk'cum, gelenlerden biri mutlaka getirir Ramazan. Yersin. Haluk Bey, her yıl Ramazan çadırında olduğundan daha fazla güllaç oluyor bu evde. Aynen öyle. Ben Gönül'ü de arayayım. Aa, Ayşegül Hanım arıyor. Efendim Ayşegül Hanım, merhaba. Ya sessizdeydi, kusura bakmayın, duymamışım. Bana ne bakıyorsun, benim suçum mu? Baksaydın telefondan. Bence %1500 sizin suçunuz Haluk Bey. Meltem Hanım, telefonu kapatmadan gitseniz iyi olur. Sen asıl yorum yapmazsan iyi olur. Gidip iftar hazırlıklarına başla hadi. Gerçekten mi? Ay inanamıyorum Ayşegül Hanım. Şişt, ne olmuş? Bunu kendi mi söyledi? Ne zaman söyledi? Ne söylemiş? Zeynep'le ilgili mi? Ya tamam. Tamam. Oldu o zaman. Tamam. Ne diyor? Görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kalın. Meltem, illa adamı merak ettireceksin. Niye söylemiyorsun? Zeynep'le ilgili mi? Yani bir şey söyle. Haluk'cum, kurumdan Ayşegül Hanım arıyor. Sence kimle ilgili olabilir? Tabii ki Zeynep'le ilgili. Neymiş? Valla sana şu kadarını söyleyebilirim. Son zamanlarda aldım. En güzel haberi aldım. Meltem, işe gideceğim. Söyleyeceksen söyle artık. Ya bu haberi öyle kuru kuru veremem. Birazcık heyecan yapın şöyle. Ya Meltem Hanım, yani çok merak ettik ama hiçbir şey konsantre olamıyorum şu anda. Emine, eğer iftar yemeği hazır olmazsa gider o robotu getiririm ona göre. Vallahi her şey Meltem Hanım'ın dudağının arasından çıkacak olan habere bağlı. Şuradan şuraya gitme. Hadi söyle. Ya gözünü seveyim, hadi söyle ya. Bekliyoruz. Sıcak soğuk oynayalım mı? Yani şimdi siz benim söyleyeceğim haberin ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Eğer yaklaşırsanız sıcak diyeceğim, uzaklaşırsanız soğuk diyeceğim ben. Meltem, sen 3 yaşında mısın? Adam gibi söyle şunu. Adam gibi ne ya? Adam gibi denmez. Doğru dürüst denir Haluk. Lütfen özel hayatında da iş hayatında bu cinsiyetçi yaklaşıma bir son ver. Konumuz bu mu şimdi? Değil. Ama yeri gelince uyarayım istedim. Meltem, sen hakikaten öküzü bile çatlatırsın ha. Oh. Şimdi konuşuyorsun benimle? Söylemeyeceğim. Benimle böyle konuştuğun için söylemiyorum işte. Hadi bakalım. Ya şurada azıcık heyecanlandım.
Ya bir şöyle şey yapayım dedim. Heyecanım kursağımda bıraktın Haluk ha. Meltem Hanım, sizden gelecek olan heyecanlı haberi beklerken ağzımla müzik yapabilirim isterseniz. Dın 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 dın. Yok Emineciğim, yok hiç gerek yok. Yani Haluk'un olduğu yerde heyecan olmadığını ben unutmuşum. Söylüyorum, hazır mısınız? Zeynep bu akşam bizde kalmak istiyormuş. Ana! Ama niye? Minik Çetin oğlu geliyor. O zaman ben şirketi arayayım, gelemeyeceğimi söyleyeyim. Zeynep'in odasını falan hazırlarız. Hiç gerek yok Haluk'cum. Sen git işine. Biz Emine ile hallederiz. Gönül de yardım eder. Zaten çoğu bitti. Ya tabii Meltem Hanım, ben orayı temizledim. Çok işi yok oranın. Tabii tabii. Ha. İyi o zaman bol bol yemek yapın da çocuk aç kalmasın. Haluk'cum çocuk niye aç kalsın? Ayrıca yani akşam iftar var, bir sürü yemeğimiz olacak. Sen merak etme. Merak etmeyin, o iş bende. Hatta ben derhal olay mahalline gideyim. O zaman ben de şirkete gideyim. Çıkacağım zaman seni ararım, orada buluşuruz. Tamam, anlaştık. Evet, tamam. Hadi görüşürüz. Kızım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.